Yapıyormuş. Edirne'de sanayi sitesinde otolastik ustası 50 yaşındaki Remziye Cankıran, işin kadını erkeği olmaz diyerek yaptığı lastik işini başarıyla sürdürüyor. Yaklaşık 30 yıl önce sanayi sitesinde işe başladığında ilk zamanlarda biraz zorlandığını anlatan Cankıran, daha sonra kendisini yetiştirerek iyi bir lastik ustası olduğunu ifade etti. Çevresindeki herkesin kendisini desteklediğini belirten Remziye Cankıran, geçirdiği rahatsızlık döneminde yaptığı işin kendisini hayata bağladığını anlattı. 92 yılında başladım mesleğe. Sekreter olarak başladım. Yani işin erkeği kadın olduğunu düşünmüyorum. Bence işi ancak şöyle girebilirim, işi severek yapmak ya da sevmeden sadece iş olsun diye yapmak diye girebilirim işi. Ben işimi severek yapanlardanım. Seviyorum, mesleğimi seviyorum. Bence kadın her işi yapabilir. Zaten günümüzde de artık yavaş yavaş bu aşılmaya başladı. Hani tamam ilk başlarda 92 yılında ilk başladığımda biraz zorlandım mı? Kabul etmek lazımsa zorlandım çünkü erkek egomanyası olan bir toplum olduğumuz için daha çok hani sanayi işine, sanayi esnaflığına erkeklerin yapabileceği iş gözüyle bakılıyor. Tabii ki bir bayanın olması ilk zamanlar farklı tepkilere yol açtı. Yani şöyle söyleyeyim mesela, benimle birlikte aslında sanayiye giren kadın sayısı da çoğaldı. Daha önce sanayide bir işler olduğu zaman bayan sunucuların genelde ya erkek kardeşleri, ya işte bir tanıdıkları vasıtasıyla ya da eşleri getiriyordu. Ama şimdi sanayide bir bayan olduğu için, yani bırakın lastik işini, sanayide herhangi bir işler olduğu zaman da direkt ablaya git, abla ilgilenir şeklinde söylüyorlar. İyi bir esnaf olduğunu düşünüyorum. Üretmeyi seviyorum. Çalışmanın benim hayatımda çok büyük yer kaplıyor benim hayatımda. Ben hani evde oturabilecek bir insan değilim zaten, öyle bir karakterim yok. Üretmeyi sevdiğim için gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyorum ki ben kanser rahatsızlığında zor bir dönemdi, işte kemoterapileri, işte radyoterapileri olan bir dönemdi. O dönemde bir kemoterapiden çıkıp dükkana gelmiş bir insanım. Ya açıkçası da hani bana işte gitme, mikrop kapacaksın filan dendiğinde ben evde kalırsam ölürüm diyenlerdenim. Lastik ustası Remziye Cankıran'ın en büyük yardımcısı ise kızı Sıla. Boş zamanlarında annesine yardım ettiğini söyleyen Sıla Cankıran, "Annemle gurur duyuyorum. Bazen arkadaşlarım ön yargılı yaklaşıyor ama mesleğin kadını erkeği yok." dedi. Dükkanda işte elimden geldiğince arabanın lastiğini sökmeye çalışıyorum. Dükkanı temizlemeye çalışıyorum. Hayvanları beslemeye çalışıyorum. Aynı şekilde evde de bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Alıştıktan sonra kolay. Her iş öyle ama, alışana kadar. Her zaman hayatımın bir yerinde olacak ama benim kendi hedeflerim, kendi ideallerim var. Kendi hedeflerimi tutturamazsam, günün birinde istediğim yere ulaşamazsam benim için ayrı bir kapı burası. Hem annem hem babam aynı şekilde. Herkesin yapabileceği bir iş değil ve bence yaptığı şey çok güzel. Gurur duyuyorum. Arkadaşlarım başta çok ön yargılı yaklaşıyor, olur mu falan ama olur yani, neden olmasın ki? Bir mesleğin kızı erkeği yok sonuç olarak. İnsanlar istediği her şeyi yapabilir.